Hikaye departmanından gelen çizimle eşleşen bir kare elde etmek üzere doğru yoldayız. Fakat daha fazla ilerlemeden önce, birden çok işlemle uğraşırken karşılaştığımız bir konuyu ele almak üzere bir ara verelim. Son alıştırmada bazı nesneleri yerleştirmek için iki işlemden yararlandınız. Ölçeklendirme ve öteleme. Mesela bu nesneyi x'te 5, y'de 3 birim öteleyerek başladığımı farz edelim. Sonra da boyutunu 2 kat büyütelim. Peki ama işlem sırasını değiştirseydim ve ölçeklendirmeyi ötelemeden önce yapsaydım ne olurdu? Bunun için önce nesneyi 2 katını çıkarıyorum. Sonra da x'te 5, y'de 3 birim öteye taşıyorum. Farklı bir sonuç ortaya çıktı. Bu demek oluyor ki ölçeklendirme ve öteleme işlemleri beraber yapılacaksa işlem sırası önemlidir. Şimdi iki öteleme birden yapmayı deneyelim. İlkinde x'te 5, y'de 3 birim gidelim. İkincisinde de x'te 2, y'de 4 birim gidelim. Bu işlemleri ters sırayla yaparsam yine aynı sonucu elde ederim. Görünen o ki iki öteleme işlemi beraber yapılırken işlem sırasının önemi yoktur. İşlem sırası önemli olmadığında matematikçiler bu işlemlerin değişmeli olduklarını söylerler. Sıra önemli olduğunda ise matematikçiler bunlara değişmeli olmayan işlemler derler. Öteleme işlemlerinin sırası değiştirilebilir çünkü toplama işlemi değişmelidir. Fakat ölçeklendirme ve ötelemenin sırası değiştirilemez. Sıra değiştirebilme konusunu biraz daha ileride daha detaylı olarak da göreceğiz. Bu arada sıradaki alıştırmayı yaparak bu konuyla ilgili biraz pratik kazanabilirsiniz.